Haberin sesinden bir kez daha merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yayınımıza. Reklam arasına gitmeden önce de sizlere ifade etmiştim. Hepimizi, herkesi ilgilendiren bir konu üzerine konuşacağız bugün. İletişim yoluyla dolandırıcılık. Defalarca haber yaptık, defalarca paylaştık ama devam ediyor bu yolla işlenen suçlar, bu şekilde gerçekleşen dolandırıcılık olayları. Bunları konuşacağız. Önlenmesi adına çok ciddi adımlar atılıyor, çok ciddi çalışmalar yürütülüyor ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Sayın Zeki Bal stüdyomuzda bizlerle birlikte bu çalışmaları bizzat kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Burcu Hanım, teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmadığınız için, zaman ayırdığınız için biliyoruz ki çok yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Haberlerimize de taşıyoruz bu çalışmalarınızı. Hemen önümüzde broşürler var, afişler var. Bunlardan hepsinden bahsedeceğiz ama bir panik hali var Samsun'da. Dilerseniz bununla başlayalım. Artık korkuyoruz, haberlerimize taşıyoruz sık bir şekilde. Her seferinde ifade ediyoruz, bizler de paylaşıyoruz seyircilerimizle ama dediğim gibi bir panik halindeyiz bu konuyla ilgili. Ne durumda peki Samsun diğer şehirlerle kıyaslandığında iletişim yoluyla dolandırıcılık bağlamında? Burcu Hanım, teşekkür ediyorum. Bu fırsatı öncelikli olarak bize verdiğiniz için. Tabii suçla mücadele politikalarının önemli unsurlarından bir tanesi. Suçların işlenmeden önlenmesi. Evet. Çünkü suç işlendikten sonra ne yaparsanız yapın mağdurun mağduriyetinin giderilmesine bir takım eksiklikler meydana geliyor. O yüzden şunu öncelikle ben ifade etmek isterim ki Samsun, güzel ilimiz Samsun, Türkiye'de emniyet ve asayiş hizmetleri açısından, huzur ve güvenliğin sağlanması açısından çok güzel bir pozisyonda. Bunu şöyle ifade etmemiz lazım. Samsun ilimiz bir büyük şehir. Yani 10 yılın, 20 yıl öncesinin Samsun'u değil. Dolayısıyla 2015 yılının, 2016 yılının teknolojik ve bilişim teknolojilerinin bu kadar kullanıldığı bir dönemde belli oranda bu faaliyetlerin yapılmasını da sosyal yapı içerisinde normal karşılamamız gerekiyor. Ama öncelikle şunu ifade etmemiz lazım ki işte 1 milyon 200 bini aşkın bir nüfusuyla ve 600 binin üzerinde bir merkez nüfusuyla ilimiz huzurlu bir il. Şöyle demek lazım, ilimiz malum olduğu üzere nüfus sıralamasında Türkiye'de 16. sırada. Evet. Ama bizim Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı istatistiklere göre aslında biz birçok suçta, birçok suç grubunda işte sadece iletişim yoluyla dolandırıcılıktan bahsetmiyoruz. Tabii ki. Genel olarak bütün suçlar bağlamında konuşuyorum. Birçok suç grubunda aslında biz nüfusumuza göre olmamız gereken yerin daha altındayız. Evet. Yani bu şunun göstergesidir. Biz huzurlu bir ilde yaşıyoruz. Dolayısıyla etkin bir mücadele yürütülüyor. 155 hattı bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikayetlerimiz olabildiğince ve Türkiye ortalamasının altındaki bir sürede, makul bir sürede karşılanmaya çalışılıyor. Şu an imkan ve kabiliyetlerimiz suçla mücadele açısından gayet yeterli. Adliyemizle diğer idari tüm kurum ve kuruluşlara gayet güzel bir koordinasyon içerisinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Evet. Vatandaşlarımız bu konuda müşteri olsunlar. Bu suçlar maalesef Türkiye'nin dünyanın her bir yerinde işleniyor. Ama Samsun'da vatandaşlarımız şunu bilsinler ki etkin bir mücadele yürütülüyor ki meyvelerini de sonuçlarını da alıyoruz. Evet. Bu da görülüyor zaten. Bu mücadeleden bizler de özellikle bugün bahsedeceğiz. Çok önemli çalışmalar yapılıyor şehrimizde. Tabii diğer şehirlerimizde de bu dolandırıcılara yönelik operasyonlar, çalışmalar devam ediyor ama bir istişare toplantısı yapıldı. Evet. Dilerseniz bu toplantıyla başlayalım ki toplantının maddelerinde bu çalışmanın nasıl yürüyeceğine dair ipuçları var karşımıza çıkan. Bir istişare toplantısıydı. İletişim yoluyla dolandırıcılık başlığıyla yapıldı bu toplantı. Peki neler konuşuldu efendim? Nasıl bir yol haritası belirlendi bu dolandırıcılığın önlenmesi adına? Bunun evveliyatında tabii bu işlerine gelen bir suç yöntemi 24 Kasım tarihli bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşların da mücadeleye katkısını öngören bir genelgesi oldu. Bu genelgesi üzerine Sayın Valimiz inisiyatif kullandılar ve 16 Aralık 2015 tarihinde valilik toplantı salonunda ilgili bütün kurum ve kuruluşların, paydaş kurum ve kuruluşların katılımıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bu istişare toplantısında bu suçun önlenmesi ve suçla mücadele bağlamında bir takım kararlara varıldı. Ve biz bu kararları bakanla bildirdik. Bununla ilgili de hatta şunu da söylemekte fayda var. Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığımızca
12-14 Ocak 2016 tarihleri arasında akademisyenler, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileriyle birlikte İstanbul'da bununla ilgili bir çalıştay yapılması öngörülmüş durumda. Bizden giden, diğer illerden gelen bu tür talep ve bilgiler bu çalıştayda güncellenecek. Belki bir takım mevzuat değişiklikleri veya usul değişikliklerinden de bahsedilebilir. İstişare toplantısından sonra genelgenin öngördüğü sistematik içerisinde 21 Aralık 2015 tarihinde de yine Atatürk Kültür Merkezi'nde ilgili tüm kurum ve kuruluşların, paydaşların katılımıyla geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bizim şu ana kadarki tespitlerimizi, öncelikle şunu söylememiz lazım. Bu suçun özellikle iletişim yoluyla dolandırıcılık suçunun önlenmesi daha önemli. Ve bizim ortaya çıkmadan önlenmesi tabii gerekiyor. Ki bu suçun işlenmeden yani mağduriyetin henüz oluşmadan işlenmesi daha önemli. O yüzden işte bu tür faaliyetlerle, işte sizin bu tür programlarda yer vermenizle, basınımızda yazılı görsel medyada yer verilmesiyle, işte kurum ve kuruluşların katkısıyla hazırlanan bu tür broşür ve el ilanlarıyla biz geniş tabana ulaşmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu hazırlanan yol haritası tabii önümüzdeki günlerde her yerde göreceğiz ki görmeye de başladık. Evet. Kamu spotu şeklinde hazırlanan bir video da var ki şu anda seyircilerimize de paylaşıyoruz bu videoyu ve yine broşürler var, yapıştırılacak broşürler var, afişler var. Böyle bir çalışma programı hazırlandı. Tabii bunun altyapısı oluşturuldu ilk önce. Suç tanındı. Neler yapıldı bugüne kadar, neler oldu buna bakıldı. Peki nasıl bir profil çıktı orada karşınıza? Hem dolandırılan kişi bağlamında hem onu dolandıran kişi bağlamında. Çok farklı yöntemler denediklerine şahitlik olduk, şahit ettik. Haberler yaptık bunları. Nasıl bir profil var peki? Genel olarak bir değerlendirmemiz mümkün mü? Tabii ki. Biz özellikle Samsun özelinde iletişim yoluyla dolandırıcılık konusuyla ilgili bir analiz çalışması yaptık. Şimdi modern suçla mücadele yönteminde 5N1K dediğimiz işte bilinen işte kim, nerede, ne zaman, nasıl, neden, kuralı. Biz de suç faaliyetleri sosyal faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin tanınması, bilinmesi ve etkin mücadele yöntemlerinin gerçekleştirilmesi adına bu tür analizler yapıyoruz. Bununla ilgili bilimsel analiz yöntemlerini kullanıyoruz. Ayrıntılı çalışmalar gerçekleşiyor. Tabii ki. Öncelikli olarak şunu söylemek lazım. Türkiye'de iletişim yoluyla dolandırıcılık konusu, farklı iletişim vasıtaları kullanmak suretiyle dolandırıcılık konusu ilk 2005-2006 yıllarda ortaya çıktı. O dönemlerde daha çok, o dönemlerde daha çok işte MSN ve Facebook şifrelerin kırılması, işte o Facebook listesinde olan arkadaşlardan kontör talep edilmesi şeklinde meydana gelmişti. Ama özellikle son 2-3 yıllık süreç içerisinde bu işte hesaplarınız veya özel bilgileriniz, kişisel bilgileriniz, işte terör örgütü veyahut da işte diğer organize suç şebekeleri tarafından ele geçirildi. Şu an işte devletin ilgili birimleri tarafından çok gizli bir operasyon yürütülüyor. Dolayısıyla risk altındasınız, tehlike altındasınız yaklaşımıyla bu telefon yoluyla, iletişim vasıtaları kullanmak suretiyle bir dolandırıcılık yöntemi kullanılmaya başlandı. Özellikle 2015 yılında şimdi genel suç sistematiği içerisinde esasında sayısal olarak çok ciddi bir yer işgal etmiyor iletişim yoluyla dolandırıcılık. Ancak toplum nezdinde uyandırdığı, toplum nezdinde oluşturduğu yapıyla ve mağdurlara verdiği zararla diğer suçlara göre ekonomik boyutu itibariyle daha fazla zarar verdiğini görmekteyiz. Özellikle 2015 yılında ilimizde böyle çok yüksek derecede işlenmiş bir suç türü değil diğer suçlarla mukayese sayı ettiğimiz. Sayı olarak fazla bir sayı karşımıza kesinlikle, çıkmıyor. Kesinlikle değil. İlimizde teşebbüs aşamasında kalanlar hariç olarak toplam 2015 yılında iletişim yoluyla dolandırıcılık konusu 52 defa işlendi. Ancak mağdurlara verilen zarar 640 bin lira. Çok daha büyük bir rakam karşımıza çıkıyor. Tabii ki. Yani rutin suçlardan, diğer suçlardan daha fazla vatandaşlarımıza zarar verildiğini, maddi zarar verildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla biz bunu analiz yöntemleriyle, bilinen analiz yöntemleriyle analizini yaptık. İşte suçun işlendiği saat aralıklarını çıkardık, mağdur profilini çıkardık, şüpheli profilini çıkardık. Dolayısıyla şunu gördük ki biz toplumun özellikle belli bir kesimine ulaşmak zorundayız. O kesimini bilgilendirmek zorundayız.
Çünkü bizim suçla mücadele yaklaşımımızda, Türk Devleti'nin yaklaşımında işte mağdurdan para almak, ondan sonra işte hakkınızda gizli bir operasyon yürütülüyor. Evinizdeki evet. bütün altınları toplayın, poşete koyun gibi bir yaklaşım söz konusu değil. Hep bu yöntem ama kullanılıyor evet. değil mi? Özellikle bir operasyona dahil evet. olduğuna dair kişiye bilgi veriliyor. Evet. Gizli bir operasyon, telefonu evet. kapatmaması isteniyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Şöyle, genelde kullanılan bu konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürümüzün yaptığı çalışmalarda da tespit ettiği, Türkiye geneliyle ilgili tespit ettiği bir takım korkutma senaryoları var. Korkutma senaryoları var. Bunlardan bir tanesi işte terör örgütü tarafından banka hesabınız şu anda boşaltılıyor. Evet, bunlar üzerinde çalışılmış senaryolar. Kesinlikle, çalışılmış senaryolar. Daha önce bu suç şebekeleri tarafından bu denenen yöntemler, kısmen de kendileri açısından başarıya ulaştığını düşünüyorlar. Evet. Veyahut da işte yine bir banka soygunu yapıldı veya kuyumcu soygunu yapıldı. İşte en son bozdurduğunuz altın orada ele geçirildi. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir gizli çalışma yapılıyor. Halbuki böyle bir şey yok. Yani bizim suçla mücadele yöntemlerimiz arasında böyle bir yöntem söz konusu değil. Dolayısıyla vatandaşlarımız özellikle şunu bilmelidirler ki hiçbir kamu görevlisi, polisi, hakimi, savcısı, jandarması veya diğer herhangi bir kolluk kuvveti hiçbir vatandaşımızdan herhangi bir hesaba para transfer etmesini veyahut da evdeki bütün birikimlerini bir poşete doldurup işte gönderilecek, ikamete gönderilecek bir polis memuruna kendini bu şekilde tanıtan bir şahsa elden teslim etmelerini istemez. Evet, böyle bir yöntemimiz yok. Ya da kesinlikle. Herhangi bir yere bırakılması kesinlikle. Söz konusu değil. Söz konusu böyle bir yöntem, böyle bir yöntemimiz, çalışma yöntemimiz yok. Ne hukukta var, ne uygulamada böyle bir yöntemimiz yok. Hiçbir zamanda böyle bir yöntem kullanılmadı. Olmadı, kullanılmadı. Dolayısıyla vatandaşlarımız öncelikli olarak lütfen bunu bilsinler. Bunu bilmekte fayda var. Kesinlikle, profil evet. olarak peki nasıl bir profil karşımıza çıkıyor? Dediğim gibi çok farklı yöntemlerin kullanıldığına şahitlik evet. ettik. Kimi zaman kendisini vali yardımcısı olarak tanıtan bir dolandırıcıya şahit olduk. Kimi zaman kendini belediye başkan yardımcısı, hatta şehrimize zannediyorum Ticaret ve Sanayi Odası'ndan görevlendirildiğini söyleyen bir dolandırıcı da olmuştu. Savcı, polis olarak tanıtanları zaten evet. herkes biliyor artık. Bu anlamda nasıl bir profil var karşımıza çıkan? Şimdi esasında karşı tarafta mağdur olan vatandaşlarımız nezdinde güvenilir ve itibar sahibi olabilecek herhangi bir meslek grubu bunda kullanılabilir. Yani burada işte farklı ünvanlar kullanılabilir. Biz buna zaten ünvan kullanmak suretiyle de dolandırıcılık diyoruz. Türk Ceza Kanunu 158. maddesinin ilgili fıkrasında bu hatta ağırlaştırılmış bir suç olarak düzenlenmiş bir suç iletişim yoluyla dolandırıcılık. Şimdi 52 olayın ilimizde 2015 yılında meydana gelmiş olan 52 olayın 25 olayının il merkezinde, merkez ilçelerimizde meydana geldiğini gördük. 9 olay Vezirköprü ilçemizde, 6 olay Terme ilçemizde, 5 olay da Havza ilçemizde. Öncelikle şunu söylemek lazım. İlimizde yerleşik, bizim bildiğimiz, üzerine çalışma yürüttüğümüz, iletişim yoluyla dolandırıcılık suçunu işleyen yerleşik bir grubumuz veya şüpheli profilimiz söz konusu değil. Evet. Genel itibariyle il dışından gelen, daha evvel bu suçu işlemiş olan, suç kayıtlarında iletişim yoluyla dolandırıcılık veya yine benzeri mala karşı suçlar konusunda sabıkası olan şahıslar tarafından evet, bu suç işleniyor. İlk kez Samsun seçilmiyor dolayısıyla. Kesinlikle. Bu tür, maalesef ülkemizin hemen her yerinde işlenen bir suç yöntemi. Genelde de şunu gördük. İl dışından gelen şüpheliler, yani birden fazla şüpheliden oluşan bir grup tarafından öncelikli olarak cep telefonu aranıyor. Evet. Herhangi bir cep telefonu aranıyor. Bununla ilgili bir seçim usulü söz konusu değil. Hatta bize intikal eden konu daha çok işlenmiş olan suçlarla ilgili. Ama bunun teşebbüste kalan kısmının daha fazla olabileceğini değerlendiriyoruz. Herhangi bir cep telefonu aranıyor. Karşı taraftaki mağdur, muhtemel mağdur diyelim buna. Muhtemel mağdurun verdiği tepkiler çerçevesinde bir panik, korku havası yaratılıyor. Genelde de görüşme esnasında şu an herhangi bir sosyal medyada da bulabileceğiniz arka planda işte polis telsiz sesi dinletmek sıkça suretiyle kullanılıyor. Bu inandırıcılık yani suçun inandırıcılık vasfının güçlendirilmesi adına kullanılan bir yöntem. Hatta zaman zaman işte hatta bana inanmıyorsan buyur savcı beyi veriyorum diye yine kendini savcı olarak tanıtan bir şahsa telefon veriliyor. Genelde konferans görüşmesi şekliyle yapılıyor. Farkında olmadan mağdurlarımızdan banka hesap numaraları alınıyor, eşinin telefon numaraları alınıyor. Ve şunu gördük genel itibariyle, mağdurlarımız çok uzun süre
telefonda tutuluyor. Yani bu görüşme 3 saat, 5 saat sürüyor. Bunun şöyle bir gayesi var aslında. Yani o mağdur nezdindeki şok halinin uzun süre devam ettirilmesi, mağdura şu anda suç mağduru olduğunu anlayan işte kamu görevlilerinin, yerine göre mağdura biz de ulaşamıyoruz, polis de ulaşamıyor. Telefonun elinizde ama nerede olduğunu bilemiyorsunuz. Telefonunu aradığınızda devamlı meşgul çalıyor. Dışarıdan irtibatının kesilmesi sağlanıyor. Ve böylece o şok halinin devam ederek, devam ettirilerek mağduriyetinin gerçekleştirmesi yönünde bir yöntem kullanıyorlar. Evet, uzunca bir zaman. Evet, evet, uzunca bir zaman. Şimdi bizim 52 olayla ilgili 44 olayın şüphelilerin tespitini yaptık. Bu konuyla ilgili bir kısmı yakalandı. Bir kısmının yakalama çalışmaları devam ediyor. Bu konuda biraz evvel konuşmamızın başında söylerken hani Samsun'da Emniyet Müdürlüğü olarak, kamu kurumları olarak etkin bir suçla mücadele politikası yürütüyoruz'un altında da bu var. Evet, bu rakamlar var. Tabii ki 52 olayın 44 tanesiyle ilgili şüpheli tespiti yapıldı ve yakalaması yapıldı. Şu an 8 olayla ilgili de şüpheli tespitine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yine işleniş yöntemi itibariyle, suçun işleniş yöntemi itibariyle şunu söylemekte fayda var. Daha evvel bu özellikle 2014, 2013 ve 2015'in ilk 6 aylık çeyreğinde daha çok hesaptan hesaba havale yöntemi kullanılırken, şimdi hesaplar üzerinden yapılan çalışmalar dolayısıyla şüphelinin tespiti mümkün oluyor. Evet. Dolayısıyla şüpheliler için bir risk. Tabii ki ciddi bir risk taşıyor. Dolayısıyla artık elden alma yöntemi dediğimiz, yani işte sen hesaba havale etme, evinde ne kadar altın varsa, birikimin varsa hepsini bir poşete işte doldur. Ben senin evine işte memur gönderiyorum veyahut da işte her şey. Belirleyeceğimiz herhangi bir şey. Tabii ki, tabii ki. Veyahut da evine yakın bir okul varsa onun ismini öğreniyor, okulun önüne getir diyor gibi senaryolarla elden alma yöntemini kullanıyor. Genelde şu anda tespit ettiğimiz şey şu. Özellikle elden alma yönteminde o mağdurla muhatap olan, maddi menfaati elden alan kişilerin işte genel itibariyle yaşı küçük kişilerden. Çünkü iyi niyetle kanunda korunmuş olan yaşı küçükleri tabii ki suça sürüklenen çocukları korumaya yönelik istisnai durumlar var. Dolayısıyla bunlardan faydalanmak amacıyla kurye olarak adlandırdığımız bu elden menfaati almaya gönderilen şahıslar genel itibariyle suça sürüklenen çocuklar, yaşı küçük olan şahıslar. Ve altyapıda onlar yok aslında. Aslında altyapıda bunlar yok. Perde arkasında başka kişiler tabii ki var. Bunlar suçun işlenişini organizasyonun diğer üyelerinde tanımayan şahıslar. Dolayısıyla siz bu elden almaya gelen, para veya altını elden almaya gelen şahsı yakaladığınızda, suça sürüklenen çocuğu yakaladığınız zaman yine organizasyonun diğer adımlarına çok fazla ulaşamıyorsunuz. Çünkü onlar onlara çoğu zaman işte bir emanet alınacak, git şu adresten al şeklinde söyleniyor. Dolayısıyla organizasyonun geri kalan kısmına çok fazla ulaşma şansınız olmuyor. Bununla ilgili de bir mücadele stratejimiz var. İnşallah ilerleyen süreçte bununla ilgili meyvelerini toplayacağız. Artık çocuklara yönelik. Kesinlikle. Dolayısıyla artık elden alma yönteminin daha fazla kullanıldığını söyleyebiliriz. Samsun için de bu geçerli. Evet, bu Samsun. Bizim Samsun'dan bahsediyoruz. Bizim ama Samsun bu noktada ülkemizdeki genel profilin de bir göstergesi. Evet. Türkiye'nin diğer illerinde de bu yöntem kullanılıyor. Elden alma yöntemi elden artık daha sık tercih ediliyor, kullanılıyor. Daha çok suçta kullanılan senaryolar itibariyle şu an işte hesabınızla ilgili veya sizin adınıza çıkarılan sahte kimlikle ilgili bankada işlem yapılıyor. Ciddi borçlandırılıyorsunuz. Veyahut da işte adınıza sahte şirket kuruldu, hayali ihracat yapılıyor. Terör örgütü tarafından kimlik bilgileriniz ele geçiriliyor. Ki en sık duyduğumuz bu zannediyorum kesinlikle, değil mi? Terör örgütü tarafından kimlik bilgileriniz ele geçiriliyor. Esasında yani bizim elimizdeki istatistiklere göre hakkınızda işte paravan şirket kuruldu veya bankada işlem yapılıyor. Senaryosu da az kullanılan senaryolardan bir tanesi değil. Mağdura biraz evvel arz ettiğim gibi genel olarak ilk defa cep telefonuyla ulaşılıyor. Daha sonra farkında olmadan mağdurdan cep telefonu numarasından ev telefonu, iş telefonu, eşinin telefonu tabii, talep ediliyor. Tabii o 3 saatlik görüşme içerisinde bunların hepsi yavaş yavaş gerçekleşiyor. Tabii ki, tabii ki. Biz yine yaptığımız 5N1K analizine göre suçun daha çok saat 10 ile 16 saatleri arasında işlendiğini gördük. Gündüz vakti. Gündüz vakti işleniyor. Çünkü bunda şöyle bir şey de var. Eğer bir havale isteniyorsa mesai saatleri içerisinde olmak zorunda. İşte bankaların, postane şubelerinin açık olduğu zaman diliminde olmak zorunda. Genel itibariyle mağdurlarımız
Büyük çoğunlukla erkek. Hı hı. Yani suça muhatap olan mağdurlarımız büyük çoğunlukla erkek ve mağdurlarımız genelde 40 yaş üzeri. Evet. Yani biraz evvel işte bu broşür ve bilgilendirme faaliyetlerinin hani ulaşılmasını arzu ettiğimiz toplum kesimi olarak da biz buraya ulaşmak istiyoruz. Genel itibariyle mağdurlarımız işte çiftçi, ev hanımı, emekli, işçi, hı hı. esnaf ve işsiz. Yani işin kötü tarafı şu, bu insanlarımız zaten ekonomik mağduriyetler yaşayan insanlar. Değil mi? Hayat boyu belki o birikimi ancak yapabilmiş insanlar. Dolayısıyla hani suç, somut suç olarak değerlendiriyoruz ama hı hı. Bu insanlar üzerindeki etkisi daha fazla. Tabii ki. Yani artık etkisi de kesinlikle. Başlı başında onarılmaz bir şey oluşturuyor, yara oluşturuyor bu insanlar üzerinde. Dolayısıyla aslında biz bu kesime de ulaşmak hı hı. istiyoruz. Yani yaptığımız bilgilendirme faaliyetlerinin altında da bu var. Yine suça maruz kalan her ne kadar zaman zaman işte eğitim düzeyi veya ekonomik sosyal düzeyi yüksek insanların bu suçtan evet. mağdur olduğunu da görmekteysek de. Bunlar bizi şaşırttığı için belki evet. birazcık daha ön planda haber değeri duruyor. Olduğu evet. için. Ama genel itibariyle bizim mağdurlarımız maalesef ilkokul ve ortaokul mezunu olan Hı-hı. vatandaşlarımız. Yine suça karışan şüphelilerle ilgili yaptığımız analizde de şüphelilerimizin büyük bir kısmı yani %95 üzerindeki kısmı erkek. Evet. Suçu işleyenler erkek. Yine yaş profiline gelince bu sefer şüphelilerimizin daha genç yaşta. Hatta en büyük aralık 18-25 yaş grubunda olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla hani bu şüpheli ve mağdur profili arasında da bu noktada bir karşılıklı bir denge var. Evet. Yani onu görüyoruz. Dolayısıyla bu suçla mücadele edilmesi anlamında şüphelinin yakalanmasına yönelik yaptığımız bu analizler bizim açımızdan çok önemli. Evet. Yine suça karışan şüphelilerin eğitim düzeyine gelince genel itibariyle şüphelilerin de maalesef ilkokul ve ortaokul mezunu evet, olduğunu görmekteyiz. Yine bir benzerlik, evet, bir denge benzerlik. Karşımıza çıkıyor her iki tarafta da. Evet. Genel itibariyle şüphelilerimiz yine ya işsiz veyahut da işte ifade alma esnasında kendi mesleğini işçi olarak beyan etmişler. Yani toplumda çok da fazla yer edinememiş evet. insanların bu suçu işlediğini. Çünkü o ciddi bir vicdani muhasebe konusu. Hı hı. Yani bu suçu işliyorsunuz ve karşılığında sizin olmayan bir menfaati elde ediyorsunuz. Evet. Ciddi bir psikolojik seviye. Dolayısıyla bunun da aynı şekilde olduğunu görmekteyiz. Biz hatta şunu da yaptık. Konuyla ilgili ilimizde birkaç örnek olayı. Hı hı. Biz sunumlarımızda bunu anlatıyoruz. Bilgilendirme faaliyetlerimizde. Evet. Bilgilendirme faaliyetleri deyince bu 21 Aralık'ta yapılan toplantıda kamu kurum kuruluşlarından, eğitim kurumlarından, özellikle milli eğitimden, muhtarlarımızdan çok ciddi destek gördük. Değil ben mi? Hepsine ayrı ayrı teşekkür tüm ediyorum. Toplumun ulaşılması adına çok tabii, önemli. Kesinlikle. Hepsi. Şoförler cemiyetimiz bize çok ciddi destek verdi. Büyükşehir Belediye'miz bize çok ciddi destek Hı-hı. verdi. Gerek topluma ulaşmak anlamında, toplumun evet. her kesimine ulaşmak anlamında, gerek bir broşürlerin hazırlanması ve dağıtımı aşamasında. Ben kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum burada. Özellikle şunu gördük. Bizim başarılı yakalamalarımızda yani mağduriyetin oluşmadan şüphelerin yakalanmasında ön bilgilendirme, ön evet. bilinçlendirme faaliyetlerin bundan haberdar olması gerekiyor. Öncelikle. Kesinlikle. O yüzden şu an eğitim faaliyetlerimiz, bilgilendirme faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Birçok okuldan teklif aldık. Gerek okulların işte yönetici ve öğretmenlerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri bağlamında, gerekse okul aile birliği toplantılarında bu konuyla ilgili bilgilendirme anlamında. Bizim örnek olaylarda da özellikle mesela Atakum'da evet. Kasım-Aralık ayında meydana gelen bir dolandırıcılık konusunda, tabii bunlar şüpheliler birkaç mağduru arıyorlar. Hı hı. Hangisinden elde edebileceklerse bunu önce analiz ediyorlar. Tabii ki onu analiz ediyorlar. Mesela Atakum'daki olayda bir polis memurunun eşi hanımefendiyi telefonla arıyorlar. Artık bu üçüncü veya beşinci arama muhtemelen. Hı hı. Ondan sonra tabii hanımefendi konu hakkında bilgi sahibi. Yakalatmak için, şüpheliyi yakalatmak için oyalama taktiği yapıyor. Hı hı. Bilinen bir nokta veriyor. Bu arada eşi tarafından 155'e bilgi veriyor. Ve şahıslar henüz parayı alamadan ekiplerimizle suçüstü yakalanıyor. Bu ön bilgilendirme, evet. ön bilinçlendirme faaliyetlerin esasında suçla mücadelede ne kadar etkin olduğunu gösteriyor. Herkesin bunu yapması gerekiyor. Kesinlikle. Ama şu daha çok kullanılıyor zannediyorum.
Kişi eğer böyle bir şeyden şüphelendiyse telefonu kapatacak. Olay orada sonlanmış oluyor. Kesinlikle. Tabii olayın özünde şunun bilinmesi lazım. Hiçbir kamu görevlisi, polis, savcı, asker, jandarma vatandaştan para istemez. Hesaba para havalesi istemez. Bu bilincin oluşması kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle bu bilincin oluşması gerekiyor. Hatta artık kişisel verilerin, özel hayata ilişkin verilerin çok önemli olduğu bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim vatandaşlardan talebimiz şudur. Kesinlikle kendilerine ait özel bilgileri, verileri, banka hesap numaralarını, telefon numaralarını emin olmadıkları hiç kimseyle paylaşmasınlar. Dolayısıyla bu suçun aslında önleyicilik vasfı açısından çok önemli. Dolayısıyla özel bilgilerin üçüncü şahıslara verilmemesi gerekiyor. Bu kendini kim olarak tanıtırsa tanıtsın. Telefonu kapatsınlar ve eğer herhangi bir şüphe oluştuysa hemen 155'i arasınlar. 155 konusunda şunu bilgi vermem gerekir. Bilgilendirmem gerekir. 155 ücretsiz. 155'i aradığınızda ihbarda bulunacağınız konuyla ilgili bilgi alınır. Evet. İhbarcının yani ihbarda bulunan veya mağdur olan vatandaşın kim olduğuna ilişkin herhangi bir sizi bilgilerinizi almaya yönelik herhangi bir şekilde soru sorulmaz. Dolayısıyla vatandaşlarımız böyle bir konuyla karşılaştıklarında lütfen çok ivedi bir şekilde 155'i arasınlar. Çünkü bizim kolluk olarak, polis olarak suça müdahale etme anlamında ve eğer bir mağduriyet oluştuysa, işte banka hesaplarındaki o hareketin durdurulması, el konulması, dondurulması anlamında bizim açımızdan ilk 6 saat çok önemli. Çünkü ilk müdahalelerin yapılması gereken saatler bunlar. Dolayısıyla vatandaşlarımız tereddüde düştükleri herhangi bir konu olduğunda 155'i arasınlar. Bizim ekiplerimiz geleceklerdir. Önleyici faaliyetlerde, bilgilendirme faaliyetlerinde olduğu gibi suçla mücadele faaliyetlerinde de bir an önce vatandaşlarımızın yanında olacağız. Evet, o konuda tereddütler olmasın. Verdiğiniz örnekte de hemen kesinlikle olaya müdahale edildiğini ve kişinin yakalandığını söylediniz. Hatta çok farklı bir örnek de vereyim ben size. Bir dış ilçemizde konu meydana geliyor. Okulda bu konuyla ilgili tabii basın organlarında zaman zaman bununla ilgili haberler düştükten sonra çocukların algıları daha geniş. Evet. Çevreye karşı duyarlılıkları daha fazla çocukların belli bir yaş altının. 10 yaşındaki çocuk, 10 yaşındaki mağdur vatandaşımızın 10 yaşındaki çocuğu 155'i arıyor. Diyor ki annemi şu anda telefonda oyalıyorlar. Para istiyorlar diyor ve 155'i arıyor. 10 yaşındaki çocuğun bu müdahalesiyle şüpheli şahıslar yine suçüstü bir dış ilçemizde, bir ilçemizde yakalandılar. Yani bu bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin biz özellikle bu seviyede de olmasını istiyoruz. Evet, okullarda da ne kadar kesinlikle etkin olduğunu bu kesinlikle örnekten çok net bir şekilde görüyoruz. Net şekilde ortaya çıkıyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde bununla ilgili ortak çalışmalarımız var. Hatta biz hem okullarda öğrenciler arasında kitap okuma bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi hem de çocuklarımıza ulaşmak anlamında yine çarpıcı sloganlarla bu konuyu dikkat çekmesi adına şu anda basım aşamasında kitap ayıracı evet, bastırıyoruz. Evet, çok da etkin bir yöntem evet çocuklara ulaşması adına. Kesinlikle. Hem çocukların kitap okuma alışkanlıkları gelişsin hem de işte bu broşürlerde olan sloganlar gibi akılda kalıcı sloganlarla çocuklara, o kitleye de ulaşmaya çalışıyoruz. Bu işbirliğinden bahsetmişken zaman zaman şu tarz haberlerde yapıyoruz. Bir postane çalışanı ya da bir banka çalışanı da dolandırıcıları yakalatabiliyor. Dolayısıyla kesinlikle onların bilinçlendirilmesi adına da çalışmalar var. Bir farkındalık oluştu her şeyden önce. Kesinlikle. Değil mi? Aynı farkındalık çalışmasını şu anda belirlediğimiz, hedef grup olarak belirlediğimiz yani bu bilginin topluma yayılmasını hedef grup olarak belirlediğimiz belli meslek grupları var. Bunlardan bir tanesi özel güvenlik görevlileri. Bizim evet açımızdan çok önemli. Çünkü bütün banka şubelerinde, postane PTT şubelerinde özel güvenlik görevlileri ve özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun kapsamında vatandaşlarla ilk karşılamayı yapan ve esasında bir danışma görevi de yapıyorlar. Yapıyorlar. Kaldı ki suçla mücadelenin de bir parçası olan meslek grubu. Evet. Dolayısıyla yani mesleklerinin doğal yapısında da suçla mücadele var esasında. Bir işbirliği içerisinde. Kesinlikle. Bununla ilgili de 29 ve 30'unda ilimizde faaliyet gösteren tüm özel güvenlik görevlilerini kapsayacak şekilde günde 2 oturumda olmak üzere 2 bilgilendirme faaliyeti, 2 gün boyunca bilgilendirme faaliyeti yapacağız. Özellikle bu meslek grubuna şunu ifade etmeye çalışacağız. Saatlerce telefonda konuşan,
işte telefonda panik havasında olan, habire talimatlar alan ve bir an önce o parayı birilerine vermek veya havale etmek isteyen, evet, panik havasında olan, normal dışı davranış gösteren vatandaşlarımıza yaklaşsınlar. Şu an dolandırılıyor olabilirsinizi hatırlatsınlar, vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek adına ve 155'i arasınlar. Emin olsunlar ki en kısa sürede bizim ekiplerimiz olaya müdahale edeceklerdir. Evet. Eğer bu resmi bir ilişki ise, normal rutin bir ilişki ise zaten devam edecektir. Yani bir alışverişse devam edecektir. Ama bir dolandırıcılık faaliyeti ise vatandaşlarımızın mağdur olması ciddi anlamda engellenecektir. Evet. Özel güvenlik görevlileri ve banka çalışanları, postane çalışanları bizim bu noktada bilgilendirme faaliyeti açısından önemli bir meslek grubunu işgal ediyor. Ki ifade ettiğimiz gibi bir bilinç de oluştu, bir farkındalık oluştu. Evet. Onların yakalattığı, çünkü dolandırıcılar da söz konusu. Kesinlikle. Bir yandan farklı yöntemler deniyorlar dedik ki geçtiğimiz günlerde MIT'ten aradığını söyleyen bir dolandırıcı vardı yine haberlere konu olan. Bunun için de özel bir çalışma yapıp bir numaraya ulaşıp o numaradan arıyor kişi. Dolayısıyla burada da GSM operatörlerini işaret edebiliriz zannediyorum. Şirket ismi vermeyeceğiz tabii ama GSM operatörlerine yönelik de bu anlamda çalışmalarınız tabii söz ki konusu. Nasıl bir çalışma yürütülüyor? Şimdi bununla ilgili suçun önlenmesi ve suçla mücadele safhası olarak biz konuyu ikiye ayırdık. Yine bu yaptığımız analizler neticesinde. Suçu önleme bağlamında toplantılar, hizmet içi eğitim faaliyetleri, kamu spotları, afiş ve broşürlerin hazırlanması, dağıtılması. Şu anda da afişler var, broşürler var. Evet. Kurumlarca alınacak önleyici tedbirler. Çünkü bu bağlamda bu genelge ile İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle kurumların kendi iş bünyelerinde almaları gereken tedbirlere ilişkin de bilgiler söz konusu. Toplumsal farkındalığın yaratılması, işte bu yaptığımız faaliyetler gibi. Suç soruşturması safhasına gelince, yani bu önlenmesi safhasıydı. Suç soruşturması safhasına gelince ihbar ve şikayetlerin bir an önce 155'e intikal ettirilmesi, acil müdahalelerin yapılması ki bunlarla ilgili bizim özellikle İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin etkin hızlı müdahaleye uygun ekiplerimiz var. Bununla ilgili oluşturduğumuz özel çalışma grupları var. Bunların acil müdahalesi söz konusu. Tabii mağdur olan vatandaşlarımızın bu telefon görüşmesi esnasında özellikle kendilerine yaklaşan, kendileri takip eden araçlar varsa veya şüpheli şahıslar varsa bunlara ilişkin eşkalleri, araç plakalarını, telefon numaralarını bir an önce kolluk birimlerine intikal ettirmeleri gerekiyor ki biz bir an önce yakalama faaliyetlerine başlayabilelim. Kurumlar arası koordinasyon bu noktada suç soruşturması açısından çok önemli. İller arası koordinasyon çok önemli. Yine mali soruşturma dediğimiz ki bu konuya da değineceğim ben. Kısmı çok önemli. Yani şüpheliden elde ettiği o haksız kazancın alınıp mağdura iadesinin sağlanması kısmı çok önemli. Bu da çok önemli. Çok önemli. Hakikaten. Ama tabii ki şu var. Yani burada herhangi bir kurumun isminin zikredilmesi tabii ki bu noktada çok şey değil, doğru değil. Ama ünvan kullanmak suretiyle dolandırıcılık diyoruz biz buna, iletişim vasıtaları kullanmak suretiyle. Çok geniş bir yelpaze, çok fazla çok geniş. Çok farklı kurumlardan aradıklarını söyleyebilirler. Vatandaşlarımız buna itibar etmesin. Önemli olan mağdurlarımızın o anki psikolojik, rutin psikolojik durumlarını değiştirecek, şoka sokacak bir hale sokulması. Burada çok farklı kurumların isimleri kullanılabilir. Tabii bizim aklımıza gelmiyor yani. Tabii ki. Olabilir. MIT dedik örneğin. Yani çok farklı kurum ve kuruluşların isimleri kullanılabilir. NASA'dan aradığını söyleyebilir. Yani önemli olan sizin hani mağdur olarak, muhtemel mağdur olarak o anki rutin psikolojik durumunuzun alt üst edilerek size anlatılanlara ikna olmanızı sağlayacak bir senaryonun ortaya konmasıdır. Olağanüstü bir pozisyon oluşturmasıdır. Vatandaşlarımız bu tür durumlara itibar etmesinler. Şimdi bizim suçla mücadele yöntemi olarak belirlediğimiz tabii muhtelif ayakları olan bir durum bu. Bunun içerisinde iletişim kurumları, iletişim GSM operatörleri, servis sağlayıcılar önemli bir yer tutuyor. Bankalar önemli bir yer tutuyor. Çünkü işte makul olarak bankacılık işlemleri, işte ticari hayatın normal rutininde yürümesi anlamında tanımış olan bir takım işte medeni kanundan, ticaret kanundan, borçlar kanundan veya özel kanun veya mevzuattan tanınmış olan bir takım durumlar söz konusu, muafiyetler söz konusu. Ama bu muafiyetler zaman zaman bu suç işleyen şebekeler tarafından abüze ediliyor. Evet. Mağdurların zararını olarak kullanılıyor. Dolayısıyla biz bununla ilgili de bir etkin ve hızlı bir mücadele yöntemi olarak düşündüğümüz
yöntem var. Bunu da bakanlığımızla paylaştık, resmi yazıyla bildirdik. Muhtemelen İstanbul'daki toplantıda illerden gelen bu tür talepler, merkezin de tespitleri var. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı'nın da bu konuyla ilgili tespitleri var. Bunların hepsi masaya yatırılacak. Hangilerinin yapılabileceği, hangilerinin hukuken mümkün olduğu veya mevzuat değişikliği gerektirip gerektirmediği konusunda bir çalışma yürütülecek. Tabii GSM operatörlerinin, servis sağlayıcılarının bu konudaki rolü çok önemli. Zaman zaman kolluk birimlerine işte yakınları tarafından veya mesai çalışma arkadaşları tarafından bir vatandaşımızın şu an mağdur edilmekte olduğu, işte bir saattir, iki saattir telefonla görüştüğü bildiriliyor. Ancak ne yazık ki yerini tespit etme şansımız yok bu noktada ve o iletişime, yani mağdur ve şüpheli arasındaki o telefon görüşmesine bizim, yani devletin dışarıdan müdahale edip o mağduriyeti o an için kesmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim GSM operatörlerinden de bu noktada teklifte bulunduk bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne. Dışarıdan uygun görülecek bir yöntemle o iletişimin kesilmesi gerekiyor. Evet, o aracılık ortadan kalksın. Evet, aracılık, o yönteme, çünkü burada kullanılan, suistimal edilen bir iletişim durumu söz konusu. Onun ortadan kaldırılması gerekiyor. Bununla ilgili de teklifimizi yaptık. İnşallah olumlu cevap alacağımızı düşünüyorum. Çünkü ortada somut bir durum söz konusu. Yani vatandaşımız şunu bilsin. Devlet suçun önlenmesi ve suç işlendikten sonra bir an önce şüphelilerin yakalanması ve mağduriyetin giderilmesi anlamında gerekli olan bütün hareketleri yerine getiriyor. Bütün çalışmaları yerine getiriyor. Bu noktada tabii ki yani en başında konuşmamın arz ettiğim gibi büyük şehir olan, nüfusu artık yüz binlerle ifade edilen bir ilde yaşıyoruz. Ülke itibariyle de böyle milyonlarla ifade edilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve çevremiz, özellikle coğrafi alanımız, Türkiye bir barış adası ama maalesef çevremiz bu noktada çok karışık. Dolayısıyla biz şu an iyi bir durumdayız. Yani vatandaşlarımız kötümserliğe kapılmasınlar. Devletimiz her zaman, hani söylenir vatandaş arasında, devlet her zaman 18 yaşındadır. Dolayısıyla etkin bir mücadele yürütülüyor. Hem önleme safhası hem de suç soruşturması safhasıyla alakalı. Bu noktada vatandaşımız emin olsun. Önemli olan bilinçli olmak. GSM operatörleriyle böyle bir çalışma yürüteceksiniz. Bir diğer boyutu da aslında GSM operatörlerinin SMS yoluyla bilgilendirme. Bu da yapılıyor değil mi? Birçok konuda şahit oluyoruz. Farklı konularla ilgili, hani kamuoyu bilgilendirmek adına SMS'ler ulaşıyor telefonlarımıza. Bu yöntem de kullanılıyor değil mi? Tabii, kesinlikle. Emniyet Genel Müdürlüğümüz de GSM operatörler arasında bu konuyla imzalanan, bu konuyla ilgili imzalanan muhtelif konularla ilgili imzalanan protokoller söz konusu. Bunlardan bir tanesi de işte zaman zaman bizim telefonlarımıza da geliyor. İşte kendisini işte hakim, polis, savcı olarak tanıtan kişilere itibar etmeyiniz. Bunlara, bu şahıslara paranızı göndermeyiniz diye SMS'ler telefonumuza geliyor. Hatta bu noktada biz GSM servis sağlayıcılarından, GSM operatörlerine ciddi destek alıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün özellikle kayıp şahıslarla ilgili başlattığı bir kayıp alarmı projesi var. Bu yaklaşık 6 aydır yürürlükte olan bir proje. Zaman zaman işte telefonlarımıza SMS geliyor, kısa mesaj geliyor. İşte bölgenizde şu eşkalde birisi kayıptır. Görürseniz özellikle kolluk birimlerine 155'e, 156'ya bilgi verin diye. Dolayısıyla bu noktada aslında bir mücadele yürütülüyor. Ama bizim bahsettiğimiz, bu konuyla ilgili özellikle spesifik olarak bahsettiğimiz anında müdahaleyi getirecek bir yöntem. Bu konuyla ilgili bütün kamu kurum kuruluşları, özel kuruluşlar bir dayanışma halinde. Bu konuda vatandaşlarımız emin olsunlar. Herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Tabii ki. Az önce söylediğiniz, programın dışında da ben sormuştum size bunu. Bir hipnozdan bahsediyor vatandaşlarımız. Bu kadar kişinin dolandırılmasının nedenini de buna bağlıyorlar zaman zaman. Bir hipnoz hali, kişi o anda ne yaptığını bilmez durumda, bilincini kaybetmiş durumda gibi yorumlar yapılıyor. Dolayısıyla o olağan akışın dışına çıkmak, bu hipnoz hali aslında değil mi? Esasında hani bunun, bu durumun ismini hipnoz olarak değerlendirmek hani veya adlandırmak ne kadar doğru, ben işin uzmanı değilim, bilemiyorum. Ancak şimdi insanlar normal günlük hayatlarında belli bir psikolojik rutin düzey halindedirler. Yani bu bilimi bir gerçeği. Yani siz işte sabah evden çıkarsınız, çocuklarınızı okula gönderirsiniz, ondan sonra işinize gelirsiniz, belli bir görev kapsamınız vardır, onu yaparsınız, sonra da rutin olarak evinize dönersiniz, günlük hayatınıza devam edersiniz. İnsanların günlük rutin akışı böyledir. Bu rutin akış içerisinde sizin birinci derece akrabalarınızın veya sizin, özellikle çocuğunuzun veya kendinizin bir muhtemel bir tehlikede olduğunuzu haber alırsanız, veyahut da yine sizin o rutininizi değiştirecek başka bir haber alırsanız, birden o ayakları yere basan, rutinde giden
esasında da hazırlıksız olan, hı hı, psikolojik durumunuz birden farklı bir yapıya bürünür. Duygular ön plana çıkmış. Dolayısıyla o, evet, normal hayatta yani size anlatıldığında ya şöyle şöyle olmuş, hı hı, dediğinizde ya bu da olur mu dediğiniz bir durumla siz yüz yüze geldiğinizde birden o mantık silsilesini, mantık ayağını kaybedivirirsiniz. Hı hı. Yani bununla ilgili şu örneği verebilirim size. Ev kirası olarak cebinizde 1.000 lira ayırdıysanız ve ev sahibine götürecekseniz, hı hı, o anda da bir telefon gelip size anne ve babanızın ciddi bir trafik kazası geçirdiği, şu an yoğun bakımda tutulduğuna ilişkin bir bilgi gelirse hemen o parayla gidersiniz, bir taksi tutarsınız ve bir an önce hastaneye ulaşmaya çalışırsınız. Evet. Yani sizin o rutininiz değişir ve önceliğiniz farklı bir noktaya gelir. Aslında bu suçta da yapılan bu. Dolayısıyla evet, vatandaşlarımız buna itibar etmesinler. Bir hipnoz durumu söz konusu değil dolayısıyla. Hipnoz durumu söz konusu değil. Böyle bir yöntemde değil. Sadece o insanların, vatandaşlarımızın alışık olduğu günlük hayatlarının dışında gelişen, işte muhtemel veya yakın bir tehlike, meydana gelmiş bir korku, panik havasını oluşturacak bir durumla ilgili bilgi veriliyor. Ki bu hani profesyonel gibi görüyoruz ama elde ettiğimiz verilerden, yakalanan şüphelilerden aslında hiç de bu konuda profesyonel olmadıkları, aslında bu insanların hani ikna yöntemi olarak hani hukuki durumlardan bahsediyorlar, aslında hiçbir hukuki altyapıların da olmadığı, Bu gibi tespitlerimiz var. Bununla ilgili tespitlerimiz var. Hatta ezberlenmiş birkaç cümle belki. Tabii ki senaryo var. Bu senaryo üzerinden çalışılmış birkaç senaryo var. Hatta Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile Emniyet Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı bu konuyla ilgili bir mağdurla da görüşmeyi içeren bir film var. Evet. Bunu da biz eğitimlerimizde kullanıyoruz. Ki az önce paylaştık seyircilerimizle de. Eğer hazırsa yeniden yine paylaşabiliriz görüntüleri. Bizzat kişi kendisi anlatıyor bu videoda, evet, yaşadıklarını. Evet, en bizzat etkili yöntem tabii hakikaten. Ki, tabii ki. Dolayısıyla vatandaşlarımız bunu izlediklerinde hani kendilerinin de başına geleceğinden, hı-hı, bahsediyorlar veya düşünebiliyorlar. Dolayısıyla ciddi, etkin bir tanıtım anlamında, evet, mücadele anlamında bir çalışma oldu. Bununla ilgili yine kısa metrajlı filmler hazırlığı var. Yine konuyla ilgili tiyatro çalışması var. Yine özellikle sinemalarda işte bilgilendirme faaliyeti yapılması, evet, öngörülüyor. Bununla ilgili yani çok yönlü bir mücadele yürütülüyor şu toplumun anda. Toplumun her alanına, evet, yayılmış durumda, evet, görüyoruz ki. Ciddi bir mücadele yürütülüyor. Ve az önce ifade ettiğiniz bu suçlar neticesinde elde edilen paralar, işin, evet, maddi boyutu, bu soruşturma. Kesinlikle. Bu nasıl yürütülüyor? Bu anlamda çalışmalar söz konusu mu? Şimdi tabii ki ceza muhakemesi kanunumuzun ilgili maddelerinde aslında suçtan elde edilen menfaatlerin mağdur bir özel şahıssa, hı hı, vatandaşsa vatandaşa veya birçok suçta da mağdur esasında devlettir. Devlete geri dönüşümünü, yani müsaade yöntemiyle geri dönüşümünü öngörecek mekanizmalar mevcut. Dolayısıyla bununla ilgili özellikle asayiş birimlerinde, asayiş şubeler bünyesinde Kasım ayı içerisinde bakanlık oluruyla suç gelirleri ile mücadele şube büro amirliği ihdas edildi, kuruldu bakanlık oluruyla. Bununla ilgili hizmet içi eğitimler yapıldı. Samsun ilinde de bizde de şube müdürlüğümüz bünyesinde suç gelirleriyle mücadele büro amirliği kuruldu. Bununla ilgili şu anda arkadaşlara bilgilendirme ve eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Asıl olan şu, vatandaşlarımızın mağdur olduğu, maddi zarara uğradıkları suçlarda bu zararın karşılanmasına yönelik, tabii ki savcılığımızın, Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyon ve talimatları doğrultusunda yürütülecek olan soruşturma faaliyetleri bunlar. Mali kurum ve kuruluşlardan bilgi almak suretiyle bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi. Yani şu, eğer siz telefon yoluyla, iletişim yoluyla dolandırıcılık yapıp da bununla ilgili banka havalesi yaptıysanız, hesabınıza banka havalesi yaptıysanız veya üçüncü şahıslara yaptıysanız, havale yaptıysanız, bu havaleler takip edilmek suretiyle bu suçtan kim faydalandıysa o faydanın devlet tarafından alınıp tekrar suçun mağduruna iadesini öngören bir süreç. Yani, evet, suç gelirleriyle mücadele çalışması diyoruz biz buna veya mali soruşturma, evet, süreci diyoruz. Bununla ilgili de çalışmalar şu anda yürütülüyor. Fiil olarak başladı. Önümüzdeki süreçte etkin olarak kullanmayı planlıyoruz. Bakanlığımızın, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün de bu noktada çalışmaları devam ediyor. Artarak mücadelenin yürütüleceğini düşünüyoruz ki şu ana kadar elde ettiğimiz veriler de bunun somut örnekleri. Evet, yine bu çalışmayla ilgili, evet, de meyvelerini, evet, topluyorsunuz. Tabii ki. Peki efendim, yavaş yavaş sonlandıracağız sohbetimizi. Çok güzel mesajlar verdiniz hakikaten. Teşekkür ederim. Atladığımız bir şey kalmasın. Başka neler ifade etmek istersiniz? Nasıl seslenmek istersiniz bizleri, dinleyenlere?
Şu anda iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda yürütülen mücadelenin içerisinde üniversitemizden, rektörlüğümüzden tutun da il ilçe sağlık müdürlüklerine, GSM operatörlerine, müftülüklerimize, hatta bu konuyla ilgili biz cuma hutbelerinde ve vaazlarda yer verilmesini talep ettik. Yine topluma ulaşmak adına çok tabii ki etkin bir hatta şunu talep ettik ilgili kurum ve kuruluşlardan, YEDAŞ'tan, Türk Telekom'dan, işte Samgaz'dan. Çünkü faturaların uygun bir bölgesine, işte bu konuyla ilgili mağduriyeti önlenecek bir çarpıcı bir cümlenin, sloganın yerleştirilmesi. Tabii ki her eve giriyor. Çünkü biz o son kullanıcıya ulaşmak istiyoruz. Toplumumuzun o tabanına ulaşmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili işbirliğiyle koordinasyon içerisinde çok güzel çalışmalar yürütülüyor. Sayın Valimiz bu konuda çok ciddi bir inisiyatif aldılar. Özellikle istişare toplantısında bütün kurum ilgili kurum ve kuruluşların bir araya getirilmesi, bu konuda inisiyatif gösterilmesi çok önemliydi. Evet, ayrıca bir çalışma yürütülüyor Samsun'da. Kesinlikle. Diyebiliriz, değil evet. mi? Yani diğer illerimizden de diğer illerimizin de üstünde çok ciddi bir konu ciddiye alınmak suretiyle çalışma yürütülüyor. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar. Konuşmamda da arz ettiğim gibi devlet her zaman 18 yaşındadır. Çevremizdeki bu kadar olumsuzluğa rağmen şu an çok iyi işleyen, bütün kurum ve kuruluşlarıyla işleyen, kolluk da bunun, polis de bunun bir parçasıdır. Çok iyi işleyen bir devlet yapımız var. Dolayısıyla bizim devletten başka da sığınacak kapımız yok vatandaş olarak. Dolayısıyla bu tür durumlarda suç mağduru herhangi bir suçla ilgili, sadece iletişim yoluyla dolandırıcılık değil, herhangi bir suçla ilgili mağdur olduklarını düşündüklerinde lütfen ücretsiz olarak 155'i arasınlar. Geciktirmesinler. Özellikle üçüncü şahısların mağduriyetleriyle ilgili de vatandaşlarımız çevrelerine karşı duyarlı bulunsunlar. Evet. Çünkü suç yaşayan toplumların bir gerçeğidir. Yaşamayan mutlaka toplumlarda muhakkak. Çıkıyor. Yaşamayan toplumlarda suç işlenmez doğal olarak. Dolayısıyla suç varsa o toplumun sosyal yapının canlılığından da bahsedilir. Bu bilimsel bir gerçektir. Dolayısıyla insanlarımız çevrelerine karşı duyarlı bulunsunlar ve en ufak bir suçla karşılaştıklarında illa kendilerinin mağdur olması gerekmez. Yanlış giden, tersine giden bir şeyleri gördüklerinde lütfen 155 arasınlar. Ki fark etmek çok zor değil esasen. Kesinlikle. Ki bahsettiğiniz çok uzun sürelerden söz ettiğiniz 3 saatlik bir telefon görüşmesi. Evet. Herkesin dikkatini çeker çevresinde bir kişi böyle bir telefon görüşmesi yapıyorsa en azından. Muhakkak. Çünkü panik hali var. İşte dileme hali var karşı taraftan. Çoğu zaman da işte o şok hali oluştuğu için korku ve panikten dolayı şok hali oluştuğu için çevresine de esasında çok fazla dikkat etmeyen, yani çevreden dikkat çekecek şekilde bir karşı tarafla telefonla konuşma hali var. Dolayısıyla lütfen vatandaşlarımız buna karşı duyarlı olsunlar. Hemen 155'i bilgilendirsinler. Kısa sürede, en kısa sürede bizim ekiplerimiz olaya müdahale edecektir. Böylece mağduriyeti önlemiş olacağız. Biz bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hem çalışmalarınız için hem bu çalışmaları bizlerle paylaştığınız için kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ev sahipliği gösterdiniz. Topluma ulaşmamızda vesile oldunuz. Sıcakkanlı yaklaşımınız için, güler yüzünüz için çok teşekkür ederiz. Efendim. Size ve kurumumuza çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olunuz. Kolaylıklar diliyoruz bizlerle çalışmalarınızda. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunu konuştuk ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Sayın Zeki Bas stüdyomuzda bizlerle birlikte oldu. Sohbetimizi burada noktalayacağız. Yayınımız devam edecek tabii, aramız var. Aramızdan sonra buradayız, haberlerimizle merhaba diyeceğiz sizlere. Bizlerden ayrılmayın.